Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bugün 30 Ekim 2024 Cumhuriyetimizin 101. yılını 29 Ekim itibariyle kutlamaya çalıştık elimizden geldiğince ne kadar layık olabildik. Alın teri ve kanla kazanılan bu topraklar üzerinde kurtuluş mücadelesiyle verilen bu cumhuriyete tartışılır ama 30 Ekim'de Türk tarihi açısından önemli. Çünkü Mondros'un yıl dönümü hepimizin bir iki elinin arasında başını alıp düşünmesi gereken hem düne hem de yarına bakarak geçen zamanlar diyelim ve bu kısa haftaya akıllı parayla, ilk akıllı parasıyla start verelim. Son dakikayı görüyorsunuz. ADP özel sektör istihdamı Ekim'de 233 bin arttı. 111 binlik artış beklentisinin oldukça üzerinde. Bir değişim var mı diye baktığımda şu an itibariyle ilk etapta ABD tahvil tarafına yansıyan bir miktar belki etkiden söz edilebilir. Çok kısıtlı da olsa spot dolar endeksi için henüz erken, belki ilerleyen dakikalarda bakarız. Euro dolarda da kısıtlı. Belki bugün için VIX'ten söz edebiliriz ama hafta dışarısı için de önemli. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerine çok çok sayılı zaman kaldı. Artık haftalar kala sık sık bu cümleyi kullanıyoruz ama artık gerçekten çok kısıtlı zaman kaldı. ADP özel sektör istihdamında bu hafta karşılayacağımız önemli verilerden biriydi. Gelin bakalım gündeme neler öne çıkmış bugün özelinde. Ardından da hali hazırda aktif hisse senedi piyasalarına her akıllı parada olduğu gibi göz atacağız. Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla 2024'ün 3. çeyreğinde 2. çeyreğe kıyasla %0,4 büyüdü. Beklentiler %0,2'lik büyüme gerçekleştirilmesi yönündeydi. En büyük sürpriz bloğun en önemli ekonomisi olan Almanya'dan geldi. Almanya çok sayıda yetkilinin bir durgunluk öngörmesine rağmen %0,2 büyüdü. Beklentiler %0,1 daralma gerçekleşmesi yönündeydi. Son dönemde başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomilerinden böyle sürpriz olumlu veriler geliyor ama bir noktada da olumsuz genel görünüme ilişkin bir teyit alınıyor. O yüzden karmaşık bir Avrupa görünümü halen hayatımızdaki yerini koruyor. Kriz kehanetleriyle tanınan yatırımcı Mark Faber, Bloomberg HT'ye verdiği röportajda kamu borçlanmasının yüzdesel olarak bakıldığında batılı ülkelerde endişe verici olduğunu ve kesinlikle bir krize doğru gidildiğini söyledi. Daha da endişe veren şeyin ABD'deki her iki adayın da mali açıkları hiç umursamaması olduğunu söyleyen Faber, hem Trump hem de Harris bir şekilde hükümet borçlarını daha da artıracak adımlar atacak. Hükümet borçları o kadar yüksek ki faiz indirimleri belki etkisini göstermeyecek bile dedi. Oldukça anlamlı. Baktığımızda iki adayın da özellikle politika setinin ekonomiyle ilgili tarafta bunu teyit eden veriler var ama kriz bakalım sistemin sürmesi yönünde belki ötelenecek, belki hiç olmayacak ya da tahmin gerçek çıkacak, izleyip öğreneceğiz. Garanti BBVA Ekim ayı Türkiye ekonomik görünümü notunda 2024 yılı dolar TL tahminini 38 seviyesinden 37 seviyesine indirdi. Kurum ekonomistleri 2024 yılı büyüme tahminini ise %3,5'ten %3,2'ye çekti. Son maddemiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre piyasa katılımcılarının seyahat sektörü ve hane halkının enflasyon beklentileri Ekim'de gerilemeyi sürdürdü. 2024 yılı Ekim'inde 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %27,4 seviyesine, reel sektör için %49,5 seviyesine ve hane halkı için %67,2 seviyesine geriledi diyelim ve gidelim bakalım piyasalara nasıl bir hafta ortası görünümü var küreselde. Şu anda ana endekslerin olduğu 3 ülkenin coğrafi haritalarını görüyorsunuz. En negatif ayrışan Fransa'da kakaran %1,5'un üzerinde düşüş göstermiş vaziyette an itibariyle. Onu DAX izliyor düşüşte. %1'in üzerinde düşüşüyle Almanya DAX endeksi şu anda ana endeksler içerisinde kakaranı negatif anlamda izleyen endeks. FTSE'de de %0,62'lik bir düşüş var. Gördüğünüz üzere kırmızılar hakim Avrupa haritasına. Danimarka borsası, Kopenhag borsası ki son bir yılda özellikle sert iniş ve düşüşleriyle, daha çok düşüşleriyle izlediğimiz bir borsa. Bugün de %2 ile Avrupa'nın en sert düşen hisse senedi endeksi gördüğüm kadarıyla. IBEX'te Madrid'de %1'in üzerinde düşüş var yine. Baktığım zaman
Hırvatistan'da ve Sofya'da pozitif görünümler görüyorum ama çok kısıtlı. Atina borsası da %1'in üzerinde düşmüş. Genel olarak %1'e yakın, %1'in üzerinde düştüler Polonya borsası da dahil olmak üzere Avrupa endekslerine yayılmış vaziyette. Türkiye'de durum nasıl? 9000 puanın üzerindeyiz efendim. Gün boyu aslında izlediğimiz seviyeler yarım işlem günü sonrasında baktığımızda karşımızda duruyor. 9008 puandayız. %0,60'lar civarındaki yukarı yöndeki değişimimizde baktığımda ana endekslerde bankacılık endeksinin %1'in üzerinde yükseldiğini görüyorum. Ulaştırma en geride kalan %0,10'luk çok kısıtlı yukarı yöndeki değişimiyle sanayide %0,40'lar, BIST 30'da da %0,60-70'ler civarında BIST 100'e benzer bir görünüm var ve akıllı para vakti itibariyle şu anda 46 milyar TL'lik bir BIST 100 hacminin olduğunu belirtelim. Aslında bu haftaya damga vuran önemli unsurlar altın, bitcoin ve petrol ama buna geçmeden 2 yıllık gösterge tahvilimizin %42,95, 10 yıllık gösterge tahvilimizin de %30,45'li seviyelerde olduğunu söyleyeyim. CDS'imiz de 270'in gerisine geldi, 266'nın biraz üzerinde. Baktığımda şu an ons altında 2777 dolar seviyesini görüyorum. Adım adım artık 2800 dolara gittiğini görüyoruz. Altının burada tabii özellikle teknik anlamda grafikte ya da rakamlarda gördüğümüzün üzerinde stratejik olarak da önemli dönüm noktalarındayız. Bakalım altının yukarı yönlü seyri devam edecek mi? Yoksa yaklaşan başkanlık seçimleri ve dünyadaki genel piyasa dengesi ekseninde bir negatif düzeltme izleyecek miyiz? Gümüş altın kadar parlak değil. Altın bugün halen pozitifte ama gümüşte %1'in üzerinde düşüş var. 34 doların hemen üzerinde. 34 doların altını da zorladığı bir günde olduğumuzun altını çizelim. Brent petrol ve WTI'de %1'in üzerinde yükselişler var. Brent petrol 72 dolara, WTI'de 68 dolara yaklaşmaya çalışıyor. İkisi de sınırlarda bu bahsetmiş olduğum seviyelerin. VIX endişe endeksi yıl sonuna stresi gösterir seviyelerde. 20'nin altında ama 19,5'un üzerinde giriyor. Bu görünüm çok değişmiyor açıkçası. Ve baktığımızda yine spot dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Asya açılışlarının bugün gün başlangıcı itibariyle kapanış görünümleri itibariyle de negatif olduğunu çizelim. Bir tek Nikkei'de pozitif bir görünüm vardı. Bunun dışında Euro dolar pariteste 1.08'in hemen üzerinde notunu düşelim. Şu an araya gidebiliriz diye düşünüyorum herhalde. Rejimizden teyit aldım. Bir ara verelim. Aranın ardından Sercan Ersözlü ile önce ABD büyüme verilerini karşılayacağız. Programda da akıllı parada ana konuğumuz Musa Ufuk Özdağ, Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü olacak. Kaçırmayın. Akıllı para tüm hızıyla devam ediyor. Yanımda da ekip arkadaşım Bloomberg ETF Araştırma Analisti Sevcan Ersözlü var. Çünkü ABD büyüme verilerini karşılayacağız. Terminal nedense bugün çok fazla buna bir şenlik layık görmemiş. Ama ne bekleniyor senden bir dinleyelim veri gelene kadar. Evet Çağlar, aslında tam da heyecanlı bir veri. Çünkü ABD seçim öncesi tam da seçime aday olan, aslında başkan adaylarının kaderini de belirleyebilecek olan bir veri. En büyük tartışmanın da büyüme ve enflasyon üzerinden gerçekleştiğini de görmüştük biz. Terminale baktığımızda konsensus beklentinin %2,9 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bir önceki beklenti ise %3 seviyesinde. Yine daha öncesinde hazırlamış olduğumuz bir grafik var. Hem yönetmenim ekrana verebilir, diğer taraftan terminal ekranına da ben açtım. ABD ekonomisinde diğer kıtalardan ziyade çok daha güçlü giden bir ekonomi var ve bunun yansıtmış olduğu aslında firmalar üzerindeki, takip ettiğimiz bilançolar üzerindeki etkisini de görüyoruz. Önceki çeyrekte %3'lük bir büyüme kaydetmişti. Beklenti %2,9 dedik ve PC enflasyon verisi var aslında büyümenin alt kalemleri arasında. Baktığımızda burada 2,8 seviyesine kadar düşmüştü. Tam da baktığımızda bir düşen paralel kanalla takip ediyorduk. Birinci çeyrekten itibaren son 6 aylık dönem içerisinde 3,3 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Çünkü neden? ABD ekonomisinin yine yeniden tüketim harcamalarıyla beraber, perakende satış verisiyle beraber toparlanması bekleniyor. Ama ne oldu? Biz bu hafta içerisinde aslında Atlanta Fed'den de veriyi takip ettik. Atlanta Fed de ticaretteki açık nedeniyle beraber, ABD ekonomisindeki dış ticaretteki açığın 2,5 yılın zirvesine yakın olmasıyla beraber büyümeye yönelik öngörüsünü 3,3 seviyesinden 2,8 seviyesine revize etti. Dolayısıyla bir tarafta iyimser beklentiler var ama diğer taraftan daha makro verilere baktığımızda dış ticaret açığı eğer bu kadar
açık verebiliyorsa ve baktığımızda büyümenin en büyük motoru, en büyük iletkeni tüketim harcamalarından geliyorsa, ama bu, biz burada yüksek harcama, yüksek gelirli hanelerdeki harcama akışının güçlü olduğu, düşük gelirli hanelerde ise tüketim davranışında bir miktar bozulmanın eğilimini görüyorsak, bunu 2,8 seviyesine doğru revize ettikleri bir dönemi takip ediyoruz. Bunun yanında ne var? Aslında hem dolar endeksine baktığımızda 3 ayın zirvesine yakınsamış 104,40 seviyesine şu anki seviyesi. ABD 10 yıllıkların ise 4,25. Az önce sen ADP özel sektör istihdam verisine karşı verken o çok bir etki yaratmadı bu arada. Evet, 4,26'ya doğru hareket ettiği bir dönemdeyiz. Yine ne var bunun arkasında? Aslında güçlü ABD ekonomisi ve seçimi hangi başkan adayı kazanırsa kazansın, gelecek olan ekstra harcamaların etkisiyle beraber buradaki enflasyon baskısının devam edebileceğine yönelik bir beklentiyle 2,8 beraber. 2,8 bu arada Seyircan. %2,9'luk beklentiye. Atlanta önceki Fed'in beklentisi. %3'tü. Gerçekleşmiş oldu aslında. Sen ekranda da göstermiş oldun yani. Evet, aslında neyi takip ediyoruz bundan sonraki süreçte? Beklentiler bir sonraki çeyrekte nasıl revize edilecek? Tabii ki bugün gelen aslında ilk okumaydı. Bunun biz ikinci ve üçüncü şekilde finalize edilmiş, yani doğrulanmış biçimde ilerlediği süreci de takip edeceğiz. Bloomberg Economics'in bir görüşü vardı. Onu da aktarabiliriz. Diğer taraftan ben de aslında piyasa etkisi olacak mı? ABD piyasası açıldığında nasıl bir eğilim gösteriyor diye diğer taraftan terminlerden bakıyor olacağım. Bloomberg Economics zaten şöyle bir görüş vermişti. Üçüncü çeyrekte sağlam bir şekilde büyüyecek ve daha sonra ABD ekonomisinde biz yavaşlama göreceğiz demişti. Tüketici harcamaları verisi 3,2 seviyesine kadar yükselecek demişti. Ona da bakalım, aslında sonuna kadar yanıta şu anda yok. Diğer taraftan ona da bakalım. Çünkü en büyük önem atfedilen ve PCE enflasyon verisiyle beraber de takip ettiğimiz verilerden bir tanesi. Güncel seviyede baktığımızda aslında biz kişisel tüketim harcamalarının PCE enflasyonunda 2,8 seviyesinde pardon 3,7 seviyesinde güçlü bir harcama eğilimiyle beraber geldiğini görüyoruz. Bütün beklentileri aşan aslında burada bu oldu. Tüketim harcamalarındaki artan oldu. Daha öncesinde şunu okumuştum yayına katılmadan önce. Wells Fargo'nun ekonomistinin bir görüşü var. ABD tüketicisine karşı asla bahis oynamayın. Asla hani standart bir beklentiyle beraber fiyatlamayın. Çünkü hem firma tarafına baktığımızda yatırım harcamalarına devam ettiğini görüyoruz. Seçim endişesi olmasına rağmen diğer taraftan tüketicilerine hızlı biçimde harcaladığını görüyoruz. Ne harcamışlar diye baktığımızda da aslında dışarıda yemek yeme, seyahat gibi, çeşit eğlence gibi, çeşitli mal ve hizmetlerdeki para harcama eğiliminin devam ettiğini bize bu veri gösteriyor. Neyi takip ediyoruz? Kişisel harcamalar 3,3'lük beklentiye karşın 3,7 seviyesinden yükselmiş ve bir önceki veri %2,8 seviyesindeymiş. Üzerine neredeyse bir tam puan eklemiş durumda. Diğer taraftan şunu da takip ettik. İşte seçim gündemiyle beraber önümüze çok çıktı diyoruz. Bu hizmet harcama güçlü davranış. Trump'tan en çok şunu duymuştuk aslında. ABD ekonomisi kötü durumda. Enflasyonist baskı devam ediyor. Bir miktar işsizlik korkuları olabilir beklentisini görmüştük. Bunu sanki bir miktar aslında Kamala cephesinde daha da olumlu yöne seyredeceğine yönelik bir veriyle karşı karşıyayız. Ama bundan sonraki süreçte neye bakacağız? Biz aslında şunu da takip ediyoruz. İşte Boeing'in üretimi durdurması ve buradaki aslında grevleri takip ettiğimiz bir süreç geride kalmıştı. Okuduğum notlar arasında şu da var. Buradaki üretimin durdurulması ne kadar uzun süre devam ederse ABD gayri safi yurt içi hasıla verisi için o kadar büyük bir zarar verebilir. Çünkü 13 Eylül'de başlayan bu süreç aslında bir sonraki çeyreğe etkisini çok çok daha fazla göreceğiz notu var. Diğer taraftan da aslında ticari gayrimenkul tarafı ve konut piyasası buradaki zayıflığı, hani şu andaki beklenti olan %2,9'un da aşağısına gelmesine sebep olan taraf aslında konut piyasası. Tüketim eğilimiyle beraber, hizmet sektörüyle beraber güçlenen bir ABD ekonomisi ve bu tarafta aslında konut piyasası ile beraber daha zayıf gelen bir eğilim görüyoruz. Bakalım şimdi piyasa da aslında yeni açılacak fiyatlamalar olduğu altında göreceğiz. Hani zaten sabah saatlerinde izlediğimiz temayı güçlendiren bir duruş vardı. Gümüş toparladı biraz. Onun haricinde çok bir piyasa tepkisi yok diye görüyorum. 4,25'in üstüne geçtik ABD 10 yıllıklarında. Ama bundan sonraki süreçte işte hep atıf ettiğimiz bir sonraki çeyrek ve yıllık büyümede yılı nerede kapatacak ve buradaki beklentiler enflasyonist bir baskı doğuracak mı doğurmayacak mı, o var. Diğer taraftan aslında FED toplantısını takip ediyoruz. Parasal gevşemeye başladığımız, faiz indirimi takip ettiğimiz dönemde FED'in büyüme beklentisini hatırlayalım. FED'in büyüme beklentisi %1,8'di. 2,8 şu anda beklentinin aşağısına geldi ama yine kabaca bir puan, tam puan üstünde gelen bir büyüme var. Dolayısıyla biz burada büyümeye yönelik revizyon
bunların da FED cephesinde bir sonraki aslında takip edeceğimiz dot plotta noktasal grafik üzerinde değiştiğini ve revize edildiğini göreceğiz. Evet, bakalım verim mi konuşacağız yoksa enflasyon riskleri mi? Seyircan Ersoy'dan veri gelmeden önce de önemli detayları almıştık. Konuştuğumuz eksende de bir veri okuması yaptık kendisiyle. Teşekkür ediyoruz ve gidiyoruz Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdağ'a. Yani Seyircan'la uzun uzun konuştuk veriyi aslında ama artık ABD seçimlerine de ramak kaldı. Son çok uzun sürede geçmedi üzerinden sohbetimizde de yine ABD ile başlamıştık. ABD ile devam edelim. Nasıl bir atmosferde gidiyor özellikle iktisadi açıdan ve piyasa açısından Amerika seçimleri? Teşekkür ederim Çağlar. Öncelikle yayınlar diliyorum. Bütün piyasanın fokusu aslında şu anda seçimlere doğru kaymış durumda. Senin de söylediğin gibi çok az bir zaman kaldı. Hepimiz burada ne olacağı merak ediyoruz. İşte Seyircan da söyledi, iki başkan adayının da burada özellikle vaatleri açığı arttıracak gibi, Amerika'nın o büyük açığını arttıracak gibi görünüyor. Bu da tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü bir baskı yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Zaten bunun Fed'in 50 bas puan indirmesine hemen bunu yaşıyoruz. Özellikle tahvil fiyatlarında. Tahvil ve hisse senedi endekslerinin iki farklı şeyi fiyatladığını söyleyebilirim. Yani ikisi farklı farklı yönlere gitmiş durumda. Zaten sen de söyledin, VIX endeksi evet 20'nin altında ama MUVA endeksinin ciddi anlamda daha farklı bir noktayı fiyatladığı dönemin içerisindeyiz. Biraz daha Trump'ın kazanacağı senaryonun daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Yani bir Trump galibiyeti gelecek gibi görünüyor. Hatta bir cumhuriyetçi galibiyeti, yani hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir senaryonun ortaya çıkacağı yönünde bir beklenti mevcut. Senato için belki çok emin olmamak lazım. Çünkü biraz daha uzun sürecek sanki Senato'daki sayımlar da uzun sürecek. Ama şuna dikkat çekmek lazım. O gece için özellikle, o gece ve ertesi gün yani 5'i ve 6'sı için ciddi bir volatilite olacak. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Fakat Trump'ın bu galibiyetinin orta uzun vadede özellikle Amerikan şirketleri için olumlu bir senaryo ortaya çıkaracağını, Amerikan hane halkı için yine olumlu bir senaryo ortaya çıkaracağını ve en fazla göz önüne alınacak endeksin Russell endeksi olabileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla hani Amerika için biraz hayırlı olacak ama diğer ülkeler için nasıl olacak bunu biraz daha zaman gösterecek gibi görünüyor. Peki o uyarıyı biraz detaylandıracak olursak, kimilerine göre de aslında hani seçim sonuçları sonrasında majör odaklanılması gereken, hani bariz mesela bu sene özellikle içerisindeki değişimlerine bakarsak tahvil tarafındaki hareketlilik. Aslında biz bir dönem VIX yerine MUV'u çok daha fazla konuşmuştuk. Enflasyonun anlaşılıp üstesinden gelmeye dönük olan tarafta. Buna dönük olarak portföy yöneticileri nelere fokus şu anda? Açıkçası tahvil opsiyonlarına ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Tahvil opsiyonları tarafında, özellikle 10 yıllık Amerikan tahvilleri opsiyonları tarafında ciddi bir ilgi var. Oraya baktığımız zaman da 4.50 civarında bir fiyatlama olduğunu görüyoruz 10 yıllık tahvillerde. Buraları görür müyüz? Tartışılır tabii ki. Bunlar daha çok korunma amaçlı yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum açıkçası. 4.50 civarı kanaatimce Fed'in politikalarında bir değişme olmadığını değerlendirirsek 4.50 civarı Amerikan tahvilleri için iyi bir giriş seviyesi de olabilir. Şu anda riskten kaçınmak için bu tarafa doğru bir teveccüh olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu fiyatlamanın bu tarafa doğru gittiğini düşünüyorum. Tabii burada bir yandan da bilançolar geliyor. Dolayısıyla Amerikan hisse senetleri tarafında çok olumsuz bir senaryo görmüyoruz ama bir volatiliteye hazırlıklı olmak lazım. Asıl volatiliteyi seçim gecesi muhtemelen pariteler üzerinde, özellikle Meksika pezosu, Çin yuanı gibi pariteler üzerinde birazcık daha fazla görebiliriz. Bunun için dikkatli olmakta da fayda var aynı zamanda. Ama tabii ki şu anda böyle bir belirsizlik mutlaka olacak. Her ne kadar Trump zaferi konuşuluyor olsa da bir belirsizlik olacak o kısa vade içerisinde. Orta uzun vade içerisinde de Trump politikalarıyla portföylerin yeniden şekillendiği bir dönem görebiliriz. Bunun için de dikkatli olmakta yine fayda var. Peki geçen sohbetin yine aynı sırasıyla konuyu Çin'e getirecek olursak, aslında bizim bu iki sohbetimiz arasında Çin'le ilgili hem önemli haber akışları oldu hem de IMF dedi ki
gerekli ve istenilen düzeyde sübvansiyonlar yapılmazsa, eğer teşvikler gelmezse %4'lük büyüme hedefinin de tehlikede olduğuna dair elimizde sinyaller var diye. Aslında Çin'in veri şeffaflığı ve veri doğruluğu da çok uzun süredir konuşulan bir konu. Bunu bu arada iki taraflı söylüyorum. Bir taraf diyor ki verilere şüpheyle yaklaşılmalı. Çin de diyor ki hayır, siz benim verilerimle ilgili sahip olduğunuz kuşkuyu başkasına yöneltmiyorsunuz, politik davranıyorsunuz diye. Bu iki görüşe de yer verelim, sonra başımıza iş alıyoruz. Çin'in bu noktadaki ABD başkanlık seçimlerinde ötesi, bu yıl biterken genel ahvali nasıl olacak, özellikle 2025'e girerken? Açıkçası şeyle ilgili ben de bir not eklemek isterim, bu veri güvenliğiyle alakalı. Bu zaten 2. Dünya Savaşı'ndan beri tartışılmakta olan bir konu. Dolayısıyla olan verileri doğru kabul edip onun üzerine hareket etmek en mantıklısı gibi görünüyor. Şimdi Çin'in, dediğin gibi Çin'de sürekli paketler açıklanıyor. Biz son bir yıldır seninle olan sohbetlerimizde Çin'deki bu probleme dikkat çekiyorduk. Bu birazcık daha böyle piyasanın iyice göz önüne geldiği bir dönem oldu artık. Trump'ın seçilme ihtimaliyle beraber ve aynı zamanda bu ticaret savaşlarını tekrar konuşma ihtimalimizin yükselmesiyle beraber pandemi etkilerini geride bıraktık gibi görünüyor çünkü. Dolayısıyla Çin'in 2025 yılındaki büyümesi, IMF'nin de söylediği gibi bu paketlerin hane halkına inmediği süreçte çok zor görünüyor. Çünkü dış talepte belki çok ciddi bir problem yok ama iç talepteki toparlanma bir türlü sağlanamadı. Ve gelen paketler piyasa dostu gibi görünüyor ama hane halkına ne kadar inecek tartışılır. Bir diğer yandan sadece Amerika'nın Çin'le olan bir rekabetinden ziyade bu sabah işte Avrupa Birliği'nden gelen haber de vardı, işte elektrikli araçlara yeni gümrük vergileriyle alakalı. Dolayısıyla Batı'nın topyekün Çinli üreticilere karşı böyle bir gümrük tarifelerini artırmak gibi bir yaklaşımı söz konusu. Bu da Çin'in dış talep tarafında da Çin'i zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü ekonomide bir değişme var. Dolayısıyla bu alanı da Batı Çin'e kaptırmamak istiyor. O yüzden Çin'in 2025 yılı içerisinde büyümesini yakından takip edeceğiz bence. Ama ne kadar etkili olacak bu paketler, o tartışılır. Hatta 2026'ya sarkan belki Çin tarafında yeni paradigmalar, yani yeni neler yapılabilir, Çin nasıl toparlanabilir, çok fazla tartışma konusu olacak. Çünkü Trump'ın seçilmesi de Çin için her zaman konuştuğumuz gibi olumsuz bir senaryoyu ortaya çıkaracak. Yani Çin'in üzerindeki gölgeler devam ediyor, kara bulutlar devam ediyor gibi. O zaman seçim öncesi, seçim sonrasına dönük bir tahmin yürütecek olursak, yani son seçim öncesi şeyle baktığımızda bir varlık sınıfı bazlı olarak nasıl bir küresel strateji akla gelmeli? Seçim sonucunun belki tahminine dönük de bir notla. Şöyle söyleyeyim, yani şimdi tabii anketler Trump'ı gösteriyor. Dolayısıyla ana senaryo Trump gibi görünüyor. Trump'ın geldiği senaryoda ne yazık ki gelişmekte olan ülkeler, para birimleri kısa vade içerisinde bir baskı yaşayacaklardır İlk şokla beraber. Dolayısıyla o tarafta dolar karşısındaki trade'lerden belki biraz daha uzak durmakta fayda var. Altına ciddi bir teveccüh var. Özellikle batılı yatırımcıların altına yatırım yaptığını görüyoruz. Doğudan batıya kaymış durumda. 2023'te hep doğuyu konuşuyorduk burada. Altın hala en güvenli liman gibi görünüyor. Bu tarafta her ne kadar çok yüksek fiyatlar olsa da, 2800 dolarlara kadar gelmiş olsa da, en azından seçim sürecinde altın hala popüler bir yatırım aracı olacak gibi. Ama geçen yayında da konuşmuştuk. Amerikan endeksleri hala yükselmeye devam edecek mi? Ne yazık ki Trump'ın seçildiği bir senaryoda Kamala Harris de gelse sürpriz olarak, Amerikan endeksleri için olumlu bir senaryodan bahsetmek mümkün. Çünkü hem gelen bilançolar iyi görünüyor, hem az önce büyüme verisini söylediniz, aynı zamanda iki başkan adayının da korumacı politikalarla Amerikan şirketlerini destekleyeceklerini görüyoruz. Dolayısıyla dolar pozitif, Amerikan endeksleri pozitif, diğerleri için biraz daha şüpheli bir durum söz konusu olacak gibi. Seçim sonrası için de Fed'in faiz indireceğini, dediğim gibi, ana senaryo olarak alırsak, Amerikan tahvilleri için de giriş için iyi yerler gibi görünüyor diye düşünüyorum. Bu noktada Avrupa'ya bir yine parantez açmak lazım. Çünkü yine son sohbetimizde konuşmuştuk. Kötünün içerisinde iyiler ya da iyinin içerisinde kötüler dengesiyle bakarsak, savaş sonrası Çin'le beraber en çok konuştuğumuz blok aslında. Bu noktada da işte Almanya'nın büyümesi mesela örneğin bugün şaşırttı insanları.
her yıl Çin'le ilgili de Avrupa ile ilgili özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında tamam artık düşeceği kadar düştü. Bu noktada da bundan daha kötüsü olmayabilir mi acaba düşüncesiyle böyle bir portföylere dahil etme vesaire konuları gündeme gelir. Hali hazırda da bugün 3 ana endekste bayağı kötü performans sergiliyor günlük bazda. Avrupa'ya bir şekilde risk alınabilir bir sektör ya da yönlendirilebilecek bir yer var mı? Açıkçası Avrupa'nın lokomotifi otomotiv sektörü için özellikle Almanya'nın kötü haberler var ama o tarafta Avrupa tarafında seninle geçen konuşmamızda da konuştuk. Özellikle Airbus gibi Airbus zaten en önemlisi ama havacılık sektörü tarafında Avrupa'da iyi işler olabilir, olmaya devam edebilir. Airbus hala özellikle çok beğeniyoruz. Yine o tarafta bu AI gelişimi tarafında ve savunma sanayi tarafında ASML önemli bir şirket. Bu sektörde de önemli yatırımlar olacaktır. Aynı zamanda enerji tarafında bir şeyler değişiyor. Özellikle Amerika'da nükleer enerji konusunda ciddi şirketler ön plana çıkmaya başladı. Avrupa'da da özellikle İngiltere'de Rolls-Royce'un bu konuda yatırımları var. Bu değerlendirilebilir. Biraz daha hisse selektif olmak lazım. Çünkü genel olarak endeksler tarafında, Avrupa tarafında çok iyi bir şey açıkçası beklemiyorum. Ama bu yapay zeka, savunma sektörü, havacılık sektörüyle alakalı olarak Avrupa biraz daha en azından geride kalmışlığını giderebilir. Burada bir fırsat yaratılabilir. Ama genel endeks içerisinde çok bir şey söylemek mümkün değil. Bunları söyleyebilirim. Her sohbetimize sormaya çalışıyorum. Şimdi ürün yöneticiliği özellikle yatırım ürünü biz elle tuttuğumuz belki tüketim malları vesaire bir şey deyince aklımıza bir kavram canlanıyor. Ürün yöneticilerinin de finansal bir üründen söz ediyorsak elle tutulmuyor neticede. Bunun ürün olarak tüketiciye yani işte yatırımcıya ne diyelim yansıması her kafada farklı şey oluşturabiliyor. Avrupa tahvillerini mesela soran var mı bu esnada? Açıkçası daha öncesinde yani birkaç ay öncesinde Avrupa tahvillerine biraz daha ilgi vardı. Özellikle ECB'nin işte daha hızlı faiz indireceği beklentisiyle birlikte. Ama şu anda Avrupa tahvilleri tarafında biraz daha ilgi azaldı. Amerikan tahvillerinin ucuzlaması sebebiyle Avrupa tahvilleri konusunda insanların hala beklentisi ECB'nin hızlı faiz indireceği. Ama bu önemli ölçüde fiyatlandı gibi görünüyor. Biraz daha İngiltere tahvilleri daha cazip gibi görünüyor. O tarafta tabii daha yavaş bir hareket olacak ama oraya doğru da bir teveccüh var. Şu anda bir getiri arayışı, artık getiri arayışının son çıkışı gibi de düşünebiliriz bunu. Çünkü büyük merkez bankaları daha hızlı faiz indirecek bence. Dolayısıyla onlara doğru da bir ilgi var. O zaman İngiltere'yi hazır gündeme almış aslında şu an İngiltere çok ciddi bir ajandadan geçiyor. Keir Starmer'ın seçilmesi sonrasında popülaritesi çok uzun sürmedi. Bununla ilgili de bütçe konusu ön planda. Dahası servet vergisiyle ilgili önemli konular var. Hatta bir açıklaması da olmuştu son dönemde. Açıkçası çalışan olarak görmüyorum büyük hisse sahiplerini ve büyük portföy sahiplerini şeklinde. Ama tabii iktisadi tarafını bir yana bırakacak olursak Brexit sonrası İngiliz varlıklarının bir şekilde geri döneceği bir tarih verebilir miyiz? Yoksa Avrupa'ya paralel yolları siyasi zaten ayrılsa da İngiltere'de izlediğimiz genel durum uzun süre böyle gidecek mi? Ya İngiliz ekonomisi ve Avrupa ekonomisi ayrışıyor. Brexit'ten sonra özellikle 2024'te İngiliz ekonomisinin bir tık daha iyi ayrıştığını düşünüyorum ben. Ve önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere İngiltere ekonomisinin Avrupa ekonomisinden daha iyi perform edeceğini düşünüyorum aynı zamanda. Bu yeni hükümetin vergi paketinin de olumlu bir etki yapacağını düşünüyorum orta uzun vadede. Belki biraz radikal olabilir bu söylediklerim ama İngiliz ekonomisinin ben her zaman söylüyorum önümüzdeki dönemde Avrupa ekonomisinden daha iyi bir performans gösterecek. Tabii ki Avrupa ile çok yakın ticari bağları var. İyi bir Avrupa lazım ki daha iyi bir İngiltere olsun. Fakat İngiltere biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Brexit'ten sonra artık yavaş yavaş İngiliz ekonomisinin oturduğunu göreceğiz. Bir de Brexit'in şey şoku ortadan kalktı yani Avrupa'dan ayrıldık şoku biraz ortadan kalktı. Avrupa ile biraz daha farklı ekonomik ortaklıklar da gündeme gelebilir önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla ben İngiltere'yi biraz daha beğeniyorum. Yeni hükümetinde iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bu popülist de olsa söyledikleri en azından hani benim nezdimde hoşa giden şeyler. Son olarak da altın ve gümüş ABD seçimleri yaklaştıkça burada tabii
gelinen seviyeler olarak belki hatta Bitcoin'i de koyabiliriz işin içerisine. Zirve ve tepe noktalar konuşuyoruz, yeni rekorlar konuşuyoruz. Ama seçimlerden de bağımsız kuşku iyice buraya da açıkçası hakim olmaya başladı. Seçim sonucuyla ilintili ya da bundan başka bir sebeple teknik olarak da bir düzeltme beklentisi sizin vardır diye tahmin ediyorum. Ama olmaması halinde tedbirli yaklaşılmalı mı yeni rekorlar ve tepelere rağmen? Açıkçası şöyle, altında bir düzeltme sürekli bekliyorum. Yani 2023'ten beri ben altında düzeltme bekliyorum ama bir düzeltme olmuyor. Çünkü yeni hikayeler geliyor birlikte. Şu anki hikayede de bence Trump'ın çok büyük etkisi var. Çünkü daha önceki başkanlığında doları bir silah gibi kullanmıştı. Dolayısıyla insanların güvenli liman olarak altını kullanıyor olmaları gayet doğal. Altın olan teveccüh gayet doğal. 2800 çok önemli bir seviye. Artık 2800'den sonra muhtemelen önümüzde yine psikolojik bir direnç 2900'ler olabilir. Belki 3000'lere doğru bir hareket olabilir. Her ne kadar faizlerle birlikte bunu açıklamamız çok zor olsa da, ekonomik gerçeklikle bunu açıklamamız zor olsa da insanların bu tarafa doğru bir teveccühü var. Bence altındaki ilgi kolay kolay kırılacak gibi de görünmüyor. Özellikle bireysel yatırımcılar ve merkez bankaları tarafında. Dolayısıyla altına böyle bir düzeltmeye temkinli yaklaşıyorum ama baktığım zaman bir düzeltme evet olursa daha sağlıklı bir hareket olur. Yaklaşık 100 dolar civarında bir düzeltme beni şaşırtmayacaktır altında ama düzeltme olarak görürüz yine. Gümüşe baktığım zaman gümüşün ne yazık ki kendine ait bir hikayesi an itibariyle mevcut değil. Çünkü Asya tarafında, Çin'de, Avrupa'da bir toparlanma çok fazla yok. Dolayısıyla gümüş altındaki hareketlerle birlikte daha volatil olarak devam ediyor. Dolayısıyla gümüş trade yapanlar için ben çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Altını yakından takip etmek lazım. Çünkü altındaki her hareket gümüşte daha volatil bir ortam ortaya koyuyor. Gümüşte de hani 32 dolarların üzerinde kaldığı sürece olumlu seyir devam edebilir diye. Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan bizlerle birlikteydi. Bolca ABD seçimlerine özellikle sayılı zaman kala kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu. Seçim sonrası konu başlıkları haline de bir sonraki sohbetimizde hangi konularda beklediğimize paralel gelişmeler oldu konuşuyor oluruz. Bir son dakikayla bitiriyoruz akıllı parayı. İngiltere Maliye Bakanı Rees, gelecek yıl vergi gelirlerinin 40 milyar sterlin artmasını bekliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Bloomberg terminlerine düşen haberden de okuyabileceğiniz üzere. Borsa İstanbul'da da %1'in üzerinde şu an yukarı yönde değişim. Daha da ivmelendi akıllı paranın başladığı vakte göre ve 46 milyar TL'lerden de 50 milyar TL şu anda sınırına geldik. BIST 100 hacminde olumlu bir görünüm var. İçeride borsada diyelim ve noktayı koyalım. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle akıllı parada. Hoşçakalın.